Lan bu Herman Yansel, yaz, ok çıkar yaz. Yaz, Ankara'yı başkent olarak imar eden şehir planlayıcısı. Tamam, bu adam bir şehir planlayıcısı. Nasıl bu adam? Mimar gibi bir şey işte. Tamam, arkana yaslan, dinle. Abi 1923'te, 25'te, 30'da falan Ankara'da bir şey yok. Tamam mı? Yani hani bir Ulus'taki meclis binası var, başka da bir şey yok. Bildiğin boş. Tarla takka her yer, tamam. Şimdi Mustafa Kemal diyor ki, bir yarışma düzenletiyor. Diyor ki Ankara'yı başkent olarak dizayn etmemiz lazım. Yarışmayı Herman Yansel kazanıyor. Ve bu günümüzdeki Ankara'daki Kızılay, Bakanlıklar, Çankaya falan yapan adam kimdir? Herman Yansel'dir. Şimdiki Kızılay'a, Ankara'ya, tamam mı abim, bu Kızılay AVM'nin falan olduğu yere 10 şerit gidiş, 10 şerit geliş ne bırakmış? Boşluk bırakmış bak, 10 şerit. Şu an burası Bayram. 4-4 galiba orası, değil mi? 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş, değil mi? 10-10-20 şerit bırakmış. Lan o dönem 3 tane araba var. Tamam. Biri Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'de. Biri Başbakan İsmet İnönü'de. Öteki de Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ta. Başka araba da yok. 20 şeritli ne var? Yol var. Millet Mustafa Kemal'e diyor ki, ya Mustafa'm ya diyor, ne ettik bu kadar geniş geniş bıraktın diyor. Bak sigarayı yakıyorum, tamam. Karşıdan karşıya geçecek. Yakıyorum, yürü. Yürü 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 yürü. Ulan sigara bitiyor, ne bitmiyor? Yol bitmiyor. İşte orayı kırptılar, kırptılar, kırptılar. 4-4-8 şeride düşürdüler. 16 şeride birden etmişler abim. Yemişler. Herif var ya bak, o zamandan biliyormuş nasıl olacağını. Günümüzdeki karanfil falan, bu şeyleri falan, Çankaya o tarafı yapan, Kızılay'ı yapan adam bu adamdır. Hatta diyor ki 1933'lerde oluyor bunlar. 30'lu yıllarda falan oluyor. Hatta diyor ki Kızılay diyor bakanlıkları falan kuruyor oraya. Burası diyor bir zaman sonra diyor çok diyor şey yapacak, sıkışık tepişik olacak diyor. Bu bakanlıkları Eskişehir yoluna taşıyacaksınız diyor. Günümüzde bakanlıklar bak yavaş yavaş nereye gidiyor? Eskişehir yoluna gidiyor. Bunlar ta ne zamandan belli? Tabi 1933'ten belli. Hatta diyor ki Ankara'da diyor Kızılay'a yani alternatif bir cazibe merkezi oluşturmak lazım diyor. Tamam, o dönem oluşturduğu, o dönem düşündüğü yer, tamam, burası diyor 70-80 sene sonra çok sıkışık tepişik olacak. Kızılay alternatif bir cazibe merkezi oluşturalım diyor. Çukurambar. Tamam. Ama o dönem Çukurambar boş bataklık tarla. Tamam. Didengiz'in falan bir Çukurambar'da bir tane bir tarlası olaydı. Şimdi abi hem Residence Holding'iniz vardı. Yani işte coğrafya kaderdir abicim. Anlaştık, bilin. Buna göre Herman Yansen'i bekliyorum. Soru: Atatürk devrinde Ankara'yı başkent olarak imar eden şehir planlayıcısı kimdir? Kimmiş? Herman Yansen'miş. Mebin kitabı 200 sayfa anlatıyor bu adam. Devam etmesi. Ve üç siyah, üç beyaz. Yıllarca bekledim, yıllarca bekledim. Kesin gelecek, kesin gelecek dedim. Geldi, genel idari hakimlik sınavında sordu. Ne onlar? Üç siyah, üç beyaz projesi. Mülakatlarda da gelir bak. Tamam. Üç siyah, ne onlar? Kömür, demir, drogba değil, petrol. Üç beyaz da un, şeker, pamukmuş. Bunlar ham madde lan. İçeride bunları üret, tamam, dışarıya sat mantığı vardır. Üç siyah, kömür, demir, petrol. Üç beyaz, un, şeker, pamukmuş. Bak, Adli İdare Hakimlik sınavında sorduğu, hatırlıyorum bunu. Ben bunu lisans düzeyinde de bekliyorum. Vallahi var ya bak, tarihte bile gelmez. Kaldırılara sorar, güncelde sorar. Tamam, bilin bunu. Ve soyadı kanunlu. Biz niye yaptık? Tamam, niye yaptık? Tamam, halkçılık, laiklik, devrimcilik, eyvallah da niye yaptık? Arkana yaslan, dinle. Şimdi bizdeki insanlar ya lakaplarıyla tanınır, tamam mı? Ya da babasının adıyla tanınır. Mesela benim rahmetli dedemin adı Mehmet Celal'dır. Tamam. Rahmetli babamın adı Süleyman'dır. Benim adım Mehmet Celal, oğlumun adı Süleyman. Tamam mı? Biz böyle 1863 yılından beri, Tanzimat döneminden beri Mehmet Celaloğlu Süleyman, Mehmet Celaloğlu Süleyman böyle geliyoruz. E abi Şabanoğlu Şaban geliyoruz. Anadolu'da adam var. Adı Mehmet. Oğlunun adı Mehmet, torununun adı Mehmet. Hangisi? Hangisi? Mehmet oğlu Mehmet askere gidecek. Hangisi? Belli değil. İşte bu ekonomik işlerde, ne bileyim askeri işlerde, devlet işlerindeki karışıklıkları gidermek istiyoruz. Bir. Bu. Tamam, belli olsun. İsimler, soyisimler falan belli olsun. Bir diğeri, insanlar lakaplarıyla tanınıyor. Ünvanlarıyla tanınıyor. Mesela benim anne tarafı, tamam mı? Baba tarafı Ekber Mehmetoğulları diye biliniyor. Annemin baba tarafı, tamam mı? Hani Ekber Mehmetoğulları diye biliniyor. Bak.
Nasıl? Cool, sexy. Bak, who are you? I am from Ekber Mehmet. Yeah, right. Bak, karizma duruyor değil mi? Anne tarafı komedinden Şadiye'nin torunuyum ben. Al, bütün karizma ne oldu? Bütün karizma yerle bil oldu. Vardır öyle. Siz kimlerdensiniz abim? Siz kimlerden? Sen kim dersin Furkan? Mazlum Hüseyin torunuyum hocam. Kimin torunusun? Mazlum Hüseyin. Mazlum Hüseyin ne la? Dedemin lakabı hocam. Dedemin lakabı. Bayram, sen kimlerdensin? Sen kimlerdensin? Hacı Ahmet'ten. Hacı Ahmet'ten en küçük torunu sen miyim? Bak böyle biliniyor ya. Bak, insanlar böyle biliniyor. Lakaplarıyla biliniyor. Ünvanlarıyla benleri biliyor. Ama şimdi kimi lakaplar var? İyi. Kimi lakaplar yerin dibine sokuyor. Çok affedersiniz. Tenzihen söylüyorum. Yani çıklı götten Osman var. İşte bilmem ne var. İşte çaput taşakları Mehmet var. Bunlar ne bak? Düşünsene ya. Bir şey oldu mu? Dünyaca ünlü bir kalp doktoru olduğumu düşün. İki kişi tavla oynarken bundaki kalbi söküp buna bundakini buna beyinlerini falan böyle transfer edebilecek bir doktorum. Tamam mı? Şeyde BBC'de altyazı geçiyor. Tamam. Şok şok. Attention. Tamam mı? Dünyaca ünlü. Türk doktoru. Tamam mı? Soyadı yok ya. Kim? İşte Muhittin Topalak lan Celal. Al. Böyle al. Bir adam rezil kepaze ediyordu. Böyle acayip şeyler vardı. Bunlar gitsin yerine öz Türkçe, tamam, işte ahlaka adaba uygun argo olmayan soyadları gelsin dendi. Gelen soyadlara bak şimdi bak. Amaç ne? Resmi işlerdeki kargaşlıkları gidermek. Tamam. Şimdi alınacak soyadlar Türkçe olacakmış. Yabancı ırk, millet, abuk kubik atları, ahlaka da baykırlar olmayacak dedi. Hadi buyur buradan yak. Ya Türkiye'de bir izle. İmkansız de otur izle. Ya adamın adı Roket. Soyadı Atar. Mutsuzları da böyle yazıyor. Merhaba ben Roket Atar diye. Tamam. Ya benim bir matematik öğretmen arkadaşım var. Tamam mı? Selim Değer bak. Kulakları çınlasın. Tamam mı? Hani Selim'in iki oğlu oldu, tamam mı? Oğullarına işte matematikle alakalı bir şeyler koyar. Hani ben kutalmış iltenişi koydum ya. Dedim ki kardeş sen de dedim matematikçisin. Sana da dedim şu isimleri koyarım dedim. İkiz oğlanları verdi Rabbim, tamam mı? Böyle dedim ki bundan sonra sen mutlak değer, sen saygı değer dedim. Bak vardı yani hani böyle. Düşünsenize mesela bizim Furkan. Furkan soyadın kesici olsun. Furkan kesici, tamam mı? Kızım olursa adını ne koyarsın? Nefes koy. Merhaba ben nefes kesici. Lan oğlum lan neler neler var, tamam mı? Döndü işer, rahime kayar, ne bilen ne, oyabilir, kayabilir. Nasıl komik isimler var yani, neler neler var. Allah aşkına durdur videoyu, alt tab yap, tamam mı, yaz. Komik Türkçe soy isim soy isimde. Ya nüfus müdürlüğünden bir bak lan neler neler göreceksin. Şeyime Gündoğdu, ne bileyim kurban yalama yeter yalama. Bunlar var ha, nüfusla kayıtlı bunlar. Yani açık şeyden bakabilirsiniz yani hani böyle, tamam. Yani neler neler var böyle, bunun gibi de işte söyleyemiyoruz anlayın. Ama işte Türkiye imkansız de ve otur izle ama...